Herkese merhaba. Ben karma astrolog ve regresyon terapi uzmanı Sibel Tahtakuran. Hepiniz astroloji ve pozitif yaşam ile iyileşme YouTube kanalıma Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta sizlerle 16-22 Ekim haftasını konuşuyor olacağız. Tabii ki tutulmanın hala ve hala etkisindeyiz. Ve hala tutulmanın etkileri devam ediyor. Ve 2024 Mart'ına kadar da etkileri devam edecek. Ama 3 aylık, 6 aylık periyotlarda çok daha fazlasıyla hissedeceğimiz bir dönem bu dönem çünkü tutulmalar gerçekten çok önemli. Hepimizin önemli böyle virajlar, önemli dönemeşler oluşacak hayatımız içerisinde ve bunları yaşayacağız ve birlikte aşmaya çalışacağız. Tabii ki bu haftanın konusu tutulma değil. Bu hafta sadece ve sadece haftalık yorumlarımı yapacağım ve tutulmayla ilgili zaten bir video yaptım çok geniş bir halde. Eğer hala dinlemeyenleriniz varsa bu tutulmayla ilgili olan videomu bu videoyu dinledikten sonra da onu dinleyebilirsiniz ve hala kanalıma abone olmayanlarınız varsa lütfen abone olmayı ve beğenme durumunda da beğen butonuna dokunursanız beni çok mutlu ve motive edersiniz diye söze başlamak istiyorum. 18 Ekim'de karma tabanlı temel orta seviye astroloji eğitimim başlıyor. Çarşamba akşamları saat 20.30'da 22.30 arasında Zoom platformu üzerinden yapacağız ve yine 23 Ekim'de sınav ve ilişkiler astrolojisi eğitimim başlayacak. Bu da 2 ay sürecek bir eğitim. Onu da pazartesi akşamları saat 20.30 ile 22.30 arasında yapacağım. Her iki eğitimden de bilgi almak için aşağıda vermiş olduğum WhatsApp numarasından 0538 773 62 90 oldu telefondan WhatsApp üzerinden asistanıma mesaj atabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz dedikten sonra 16-22 haftasına nasıl etkiler alacağız bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi 16 Ekim pazartesi günü Ay Akrep'te zaten haftaya başlıyoruz böyle birazcık daha psikolojik e, radarlarımızın açık olduğu duygu, ruh, duygu ve ruh hallerimizin daha böyle rahat algılayabileceğimiz bir haftaya adım atıyoruz diyebilirim. Zaten güneş tutulması teması teraziydi ve konu ilişkilerdi tema olarak. İlişkiler konusunda daha bir hassasiyetimiz bir iki gün içerisinde çok daha yüksek olacak ve yine derinlik isteyen konularda daha başarılı olabileceğimiz bir hafta diyebilirim bizler için. Bu hafta için aynı zamanda Özellikle medikal astrolojide de akrep tabii ki genital bölgeyi de temsil eden bir e, burç. Genital bölgedeki sihir akıntı herhangi bir burada oluşabilecek bir enfeksiyon durumları söz konusu olabilir. Çünkü hemen tutulmanın ertesinde olan bu durumda birazcık daha bu tip şeylerde artışlar söz konusu olabilir. Lütfen onun için sağlık olarak birazcık daha dikkatli olmamız gereken bir dönemde bir evredeyiz demek istiyorum. Tabii ki bunların hepsi genel etkiler. Herkes aynı şeyleri yaşayacak diye hiçbir şey yok. 18 Ekim çarşamba gününe geldiğimde ay artık yay burcuna geçiyor. Böyle seyahat edebilirsiniz kendiniz de bugün itibariyle yani çarşamba günü itibariyle genel olarak çok daha böyle enerjik hissedebileceğiniz, daha böyle günün ener güne enerjiyle başlayabileceğiniz seyahat planlarınız varsa öne alabileceğiniz. Birazcık hoşgörü temasında yüksek olacağı bir güne adım atacağız çarşamba günü. Zaten iki günde bu böyle sürecek. Bir de e, işlerle de ilgili e, dikkat gerektiren işlerde de aslında çok başarılı olamayız. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi 10 Ekim Perşembe'ye geldiğimde e, güneş pardon Perşembe geldiğimde Güneş ile Plüton arasında çok zorlu bir açı olacak arkadaşlar. Eksi artı 4 gün sürecektir. Tabi bugün şuna dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle böyle otorite figürleriyle baba, eş, patron konumundaki kişilerle Güç çekişmeleri yaşayabiliriz. İktidar savaşları söz konusu olabilir. Tabii kendi çapımızda yani ben bireysel haritalardan bahsediyorum. Yani burada hani ülkeler e, astrolojisinden bahsetmiyorum. Kendi çapımızda bireysel haritalarımızda böyle birazcık e, güç çekişmeleri içerisine girebiliriz sert böyle duygularımızı daha rahat ifade edebileceğimiz bir dönemden de bahsediyorum bugün aslında bir de babamızın sağlığıyla ilgili belki gündemlerimizde olabilir babanızın sağlığıyla ilgili olumsuz böyle birkaç günde olabilir bu konuyla ilgili ama tabii ki bu zamanda esas önemli olan şey güç dengelerini iyi kurmaya çalışmaktır ve tabii ki kırgınlıklar yaşayarak ilişkilerimizde çok fazla fazla dinlendirmemek gerekli olacak. Denge çok önemli olacak. 20 Ekim Cuma günü de aynı şekilde Merkürle Plüton arasında bu sefer bir kare açı oluşacak. Şimdi buradan lütfen birazcık ağzınızdan çıkan kulağınızın duyması gerektiği bir günden bahsediyorum. Çok fazla eleştiri yapabiliriz. Çok fazla eleştiriye maruz kalabiliriz. Aynı zamanda karşımızdaki kişinin biraz böyle kalbini kırabiliriz takıntılı bir güne tavra bürünmemiz çok mümkün bugün içerisindeki bu hafta sonuna doğru zaten böyle bir etki çok ağırlıklı özellikle de tabii bu zamanlar içerisinde Merkür konularla e, ne bileyim internetten olacak e, alışverişlere de çok dikkat etmemiz gereken bir hafta olduğunu daha doğrusu bir hafta sonu olduğunu da söylemek istiyorum. Cumartesi günü gerçekten güzel bir açımız var. Bu açıyı lütfen değerlendirin. Venüs ile Jüpiter arasında şahane bir açı var. Aşk açısı, aşk konusunda çok şanslı bir gündeyiz. Hemen söyleyeyim. Bir defa bu sevgilinizle, partnerinizle çok güzel zaman geçireceğiniz bir hafta sonu, bir etki söz konusu. Bu durumda maddi anlamda da bazılarımızın verim alabileceği, ev alanlarına göre maddi anlamda da güzel şeyler getirecek. Hatta maddi imkanların daha da genişleyebileceği veya kaynaklarının bulunabileceği, maddi kaynakların bulunabileceği, zamana işaret edebiliyor. Birazcık tabii ki Jüpiter, Venüs genel açısı birazcık böyle daha rahat harcamaya da meyledebilir bizi. Birazcık daha böyle elimiz açık olabilir ama bugünlerde yapılacak en güzel şey bana göre gerçekten her türlü yardıma koşmak olmalı. Çok önemli, çok değerli ve çok kıymetli olacaktır. Çünkü tutulmanın da hemen ertesinde sağlık açısından da böyle şekerli gıdalara çok canımız çekebilir hafta sonu. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Haftanın genel etkileri bu şekilde dediğim gibi hala tutulmanın etkisindeyiz ve tutulmanın şeyinde rotasında ilerliyoruz ve hemen ertesi haftayı konuşuyoruz. Onun için genel etkiler Şimdilik bu anlamda şimdi burçlara göre neler yapacağız ve nasıl yaşayacağız bu haftayı? Onlara bir bakalım isterseniz. Merhaba sevgili Koç burcu ve Yükselen burcu Koç olanlar. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken nasıl daha verim alabilirim diyorsanız, videonun baş kısmında bahsettiğim yeri, genel etkileri lütfen iyice dinleyerek, sonra yükselen burcunuzdan başlamak üzere güneş ve sonra da ay burcunuzu dinleyerek ilerlerseniz her videomdan en fazla verimli bilgiyi alabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritamı da ben çok merak ediyorum. Ve hayatımı nasıl yönlendirebilirim diyorsanız eğer astrohouses.com sitemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz. Sevgili koçlar şimdi e, ay akrepte olarak haftaya başlıyoruz ve sizin 8. evinizde olacak bu. Anne ile ilgili belki bir takım gündemleriniz olabilir bu hafta. Annenin ameliyatı söz konusu olabilir yine bu hafta içerisinde ama ne olursa olsun sonuçta Plüton'dan da güzel bir destek alıyorsunuz. Ve şans noktası da zaten çok güzel bir açı yapıyor bu eve. Yani burada 8. ev ile ilgili operasyon olsun veya ortak gelirlerle ilgili herhangi bir sıkıntı durumu yaşarsanız dahi bunları kolaylıkla aşacağınızı, dönüşümle aşacağınızı söylemek istiyorum. Yine bu hafta içerisinde Plinto ile Güneş'in zorlu bir açısı olacağından zaten söz etmiştim. Bu açıyı siz 10. ve 7. evleriniz arasından alacaksınız sevgili koçlar özellikle geçmişe dair iş konusuyla ilgili kariyerinizle ilgili herhangi bir yapmış olduğunuz bir anlaşma veya bir sözleşme ortağınızla herhangi bir ayrılma durumu gibi söz konular varsa bununla ilgili birazcık bu hafta böyle başında Biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yine babanızın sağlığıyla ilgili, eşinizin, evli bir kocanız eğer eşinizin babasının sağlığıyla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Yine bu anne ameliyatıyla söz konusu olduğu gibi eşinizin annesinin operasyonu da söz konusu olabilir ama iyi geçecektir. Operasyon olduğunu da söylemek istiyorum çünkü piltonun buraya güzel bir açısı var yine. Bu haftanın ee, güzel açılarından bir tanesi de Jüpiter ile Venüs'ün tabii ki 120'lik bir açı yapması bu hafta sonuna doğru yaşanacak bir açı ama burada size sağlık konusunda çünkü 6. evde Venüs sağlık konusunda birazcık beden ile ilgili biraz daha böyle günlük hayatınızda bir takım sağlıklı beslenme ile ilgili rutinleri dahil etmeniz sizin açınızdan çok iyi olacaktır sevgili koçlar. E gerçekten çünkü Jüpiter'de çok güzel bir etkisi var ama biraz genişleme ve büyüme de verebilir. Biraz kilo kontrolüne dikkat etmeniz çok önemli olur sizler için. Şimdi eğer güzel bir detoks programı varsa bunu hayatınızın içerisine alabilirsiniz ve çok da verim sağlayabilirsiniz. Günlük rutinlerinizin içine aldığınız takdirde gerçekten çok güzel sonuçlar alacağınız, keyifli sonuçlar alacağınız bir zaman. Yine aynı zamanda estetik operasyon da düşünüyorsanız bu zaman içerisinde de güzel verimli sonuçlar alabilirsiniz. Ve Mars satürünün hala 120'lik açısı devam ediyor ve siz bunu 12. ve 8 evler arasından alıyorsunuz. Şimdi Mars Akrep Burcu'na geçtiği zaman ki bu hafta geçecek. Böyle burada aslında en güçlü olduğu yerdir. Satürn'de birazcık böyle korkularımızı bizim çıkartmış olsa da kendimizi ciddi bir yüzleşme yaşayacağımızı ve atacağımız her adımdan aslında korkmadan adım attığımız zaman başarılı olacağımızı lütfen aklınızdan çıkartmayın. Sizin burada atacağınız adamlar çok önemli olacak. Eğer ortaklı ilişkiler, bankalar, vergiler alacak, verecek konularında neyse bu her neyse alacağınız vardır. Belki alamıyorsunuzdur, adım atamıyorsunuzdur, olmaz bu iş diyorsunuzdur ama adım attığınız takdir Mutlaka e, olumlu sonuçlara varacaktır. Çünkü Mars'ın Akrep'te olmasıyla birlikte böyle her attığınız adım daha baskın bir halde, daha istediklerinizi yaptırır bilir bir hale geleceksiniz. Onun için lütfen adım atmaktan çekinmeyin. Kötü diye düşünmeyin. Mutlaka hal olacaktır. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum sevgili koçlar. Merhaba sevgili Boğa Burcu ve Yükselen Burcu. Boğa olanlar bu hafta bizleri neler bekliyor? Detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken nasıl böyle daha fazla verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında da bahsettiğim gibi genel etkileri iyice dinleyin lütfen. Daha sonra da Yükselen Burcu'nuzdan başlamak üzere Güneş ve sonra da Ay Burçlarınızı dinleyerek eğer ilerlerseniz her videomdan inanılmaz fazla verim alabilirsiniz ve bilgiye sahip olabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritamı da merak ediyorum ve hayatımı nasıl yönetebilirim diyorsanız astrohavzuz.com sitemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi haftaya başlıyoruz sevgili boğalar. Ay akrepte başlayacağız zaten. Böyle sezgilerimizin çok yüksek olacağı ve çok derin hissiyatlara sahip olacağımız bir haftaya başlıyoruz. Haftanın iki günü böyle gidecek. İnanılmaz böyle partnerin ailesinden, kardeşlerinden manevi destek alacağınız, çok güzel güç alacağınız bir hafta olacak. Özellikle sizler için sevgili boğalar. Yine yurt dışı ile ilgili böyle eğitimlerle ilgili belki bir astroloji eğitimine başlayabilirsiniz. Belki yeni yurt dışı ile ilgili belki de işlerinizde olumlu gelişmeler söz konusu olabilir sevgili boğalar Fakat bu hafta içerisinde çalışma arkadaşlarınızla veya oterapte konumunda olan kişilerle bir takım sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir gündemler ulaşabilir oluşabilir. Yine sağlık eviyle ilgili, baba ile ilgili bir takım sağlık sorunları çıkabilir. Sevgili boğalar aynı zamanda yine geçmişe dayalı yapmış olduğunuz bir takım anlaşma ve sözleşmeler varsa bunlarla ilgili problemler size sıkıntılar çıkabilir. Bu arada hafta sonu çok güzel bir açı yaşayacağız ki bu da Jüpiterle Venüs'ün 120 derecelik bir açısı olacak. Siz birinci ve beşinci evlerinizden alıyorsunuz ki bu en güzel, en yarayacak bir açı size. Sevgiliyle, partnerle gerçekten çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bunun enerjisi de bütün haftaya yayılacaktır zaten. Güzel yansıyacağını düşünüyorum. Eğer bu konuda bekar bir boğaysanız da bu konuda çok şanslı bir hafta sizin için. Yeni bir iş Ile tanışmanız da çok mümkün olabilir. Tabi bu hafta Pliton ve Merkür arasında da sert bir açı var. Lütfen birazcık konuşmalarımıza da dikkat edelim diyorum. Özellikle hizmet aldığınız veya hizmet verdiğiniz kişilerde, üst konumdaki kişilerle veya günlük hayatınızın içerisinde lütfen e, konuşma dilimiz üzerinde birazcık daha dikkatli olursak e, daha güzel, daha net anlaşılabilir, daha dengede bir konuşma sağlarsak eğer çok daha güzel ilerleyeceğimizi, daha zor durumlarla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Ve bu konuyu da sizlere belirtmek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili ikizler Burcu ve yükselen Burcu. İkizler olanlar bu hafta bizleri neler bekliyor? Şimdi detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken nasıl böyle daha fazla verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında da belirttim. Oradaki genel etkileri iyice dinleyerek sonra yükselen Burcunuzdan başlamak üzere güneş ve sonra da ay burçlarınızı dinleyerek eğer ilerlerseniz her videomdan inanılmaz fazla verim ve bilgi alabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritamı da merak ediyorum. Hayat Hayatımı böyle nasıl yönetebilirim de diyorsanız astrohouses.com sitemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından e, asistanıma mesaj atabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz dedikten sonra haftaya sevgili ikizler ay akrep burcunda başlıyoruz. Biraz bu hafta böyle pis ışık radarlarımız açık olacak. Duygularımız gerçekten biraz çok yüksek olacağı bir haftaya adım atıyoruz diyebilirim. Bu hafta sizler için de belki çok yorucu, belki sıkıntılı biraz başlayabilir. Biraz daha derin düşüncelerden dolayı bir takım böyle korkularınız meydana gelmiş olabilir. Yine bu hafta alacak, verecek böyle ortak konularla ilgili veya devlet dairelerinde olan konularla ilgili bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz veya yaşayacak olabilirsiniz. Babadan kalan bir mirasın paylaşımında geçmişe dair olan bir takım şeylerde, evraklarda veya bankalarda, kredilerle olan durumlarla ilgili biraz sıkıntılar yaşamamız bu hafta mümkün sevgili ikizler. Aynı zamanda yine e, babanızın e, sağlığıyla da ilgili belki ani bir ameliyat da söz konusu olabilir. Yine böyle çocuklarla ilgili geçmişe dair onların da böyle miras konularına dahil olmasıyla ilgili bir takım prestür işlemleri iki işlemlerde özellikle bir takım sıkıntılar olabilir sizler için sevgili ikizler. Fakat hafta sonuna doğru Jüpiter ve Venüs e, gerçekten çok güzel bir açıyla beraber olacaklar. Ailenize gerçekten böyle beklenmedik bir para girişi söz konusu da olabilir sizler için. Ve bu beklenmedik para girişi de yine ortaklığı böyle alacak verecek konularıyla ilgili olan gizli kalmış hiç sizin umunmadığınız hatta bilmediğiniz bir yerden çözümlenerek hafta sonu işlerinizin daha yoluna gireceğinizi söylemek e, mümkün olacak. Tabi burada birazcık böyle e, sağlık açısından da genital bölgedeki ra, genital bölgedeki rahatsızlıklar da söz konusu olabilir sizler için. Buraya da çok dikkat etmek gerekli. Çünkü tutulmanın ertesi olduğu zaman sağlık konusunda da bu tip şeyler daha fazlasıyla tetiklenir. E, herkesin aynı etkiyi alacak diye bir şey yok ama e, yine de lütfen dikkat etmek gerekli. Gene damarlarla ilgili bir takım sıkıntılar da söz konusu olabilir. Onun için uyarmak istiyorum sizleri de sevgili ikizler. Bu tutulmanın etkileriyle ilgili zaten sizin tutulma 5. evinizde olmuştu. Eğer bu tutulmanın etkileriyle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız tutulma ile ilgili bir video yaptım. Seyretmediyseniz lütfen bu videodan sonra onu da seyrederseniz 14 Ekim güneş tutulması videomu ve bu kendinizle ilgili çok daha detaylı bilgiye ulaşırsınız. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Yeni Yengeç Burcu ve İpselen Burcu Yengeç olanlar bu hafta bizleri neler bekliyor? Şimdi detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken böyle nasıl da haberim alabilirim eğer diyorsanız videonun baş kısmında böyle genel etkilerde de bahsettim. Orayı iyice dinleyerek sonra böyle yükselen burcunuzdan başlamak üzere güneş ve sonra da ay burçlarınızı dinler yerek ilerlerseniz her videomdan gerçekten çok daha fazla verimli bilgi alabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritamı da çok merak ediyorum ve hayatımı böyle nasıl yönetebilirim de diyorsanız astrohouse.com sitemden ya da aşağıya bırakmış olduğum whatsapp numarasından asistanımla irtibata geçerek mesaj atarabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz." dedikten sonra şimdi haftaya başlıyoruz sevgili yengeçler. Bu hafta sizler için gerçekten çok güzel bir hafta diyebilirim. Böyle uzun zamandan beri eğer bir ilişkiniz varsa gerçekten bunun için ciddi adımlar bu hafta atılabilir. Evlilik için ciddi anlamda böyle evliye doğru bir yürüyüş yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Bu konuyla ilgili gerçekten sizler için çok güzel bir zaman, çok güzel gelişmeler olacak. Fakat ailede aile büyükleriyle ilgili bir takım onların sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Fakat bunlar da çok önemli sorunlar olmayacaktır. Eğer evlilik için adım attıysanız bununla ilgili bir takım aile büyüklerinden bir tepki almanız da mümkün. Yani ailede, burada konuşmalarda ifadelerinizde lütfen birazcık daha dengeli olmak sizin için çok önemli olacaktır. Çünkü göksel böyle bir etki var. Yani bir nevi ağzınızdan çıkanın kulağınızın duyması gerekli. Bir, bir de burada birazcık sert açılar var. Hani kaş yapayım derken göz çıkartmamak çok önemli olacak deyim yerinde ise hayatınızın içerisinde gerçekten böyle gruplardan arkadaşlıklarınızdan faydalanacağınız çok iyi hizmetler alacağınız ve bu hizmetleri de çok güzel böyle paraya dönüştürebileceğiniz bir hafta olduğunda söylemek istiyorum sizlere sevgili yengeçler. Gerçekten eğitim konuları bunlar olabilir. Kendinize belki yeni bir şey alabilirsiniz. Yeni bir gruba dahil olabilirsiniz. Kendinize bir eğitim açabilirsiniz. Bu konuyla ilgili eğitimlere dahil olabilirsiniz. Gerçekten güzel gelişmeler var sizler için. Kardeşlerle, yakınlarla, kuzenlerle olan birliktenizde de yine güzel ferahlama durumları söz konusu. Onların seyahatleri hakkında, onlar hakkında da güzel haberler bu hafta sizin için çok mümkün. Gerçekten güzel bir hafta sizin için sevgili yengeçler ve tutulma hakkında olduğumuzu zaten söylüyorum her seferinde. Eğer 14 Ekim güneş tutulması videomu hala izlemeyenleriniz varsa lütfen bu videomu izledikten sonra güneş tutulması videomu da izlerseniz eğer burcunuz hakkında ve yaşayacaklarınız hakkında çok önemli bilgilere sahip olabilirsiniz. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Aslan burcu ve Yükselen burcu. Aslan olanlar bu hafta bizleri neler bekliyor detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken böyle daha fazla nasıl verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında da bahsettim. Genel etkileri iyice dinleyerek sonra yükselen burcunuzdan başlamak üzere güneş ve sonra da ay burcunuzu dinleme dinleyerek ilerlerseniz her videomdan en fazla verimi ve bilgiyi alabilirsiniz diyorum. Ve tabii ki bireysel haritamı çok merak ediyorum. Ve hayatımı nasıl yönetebilirim? Diyorsanız eğer astrohouses.com sistemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz dedikten sonra... Şimdi haftaya başlıyoruz sevgili aslanlar. Bu hafta sizin için biraz daha böyle duygusal krizlerin yüksek olacağı bir hafta olabilir. Daha doğrusu bu haftanın iki günü bu şekilde olacak aslında tüm burçlar için. Ve yine bu haftaya dair gündemlerimizden bir tanesi de özellikle kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki kişilerin sağlıklarıyla ilgili gündemler oluşabilir hayatınızda. Yine kendi sağlığınızla ilgili böyle kronik geçmişe dayalı bir rahatsızlığınız varsa bunun tedavisiyle ilgili gündem maddeleriniz olacaktır. Sağlık konusunda oluşabilir sevgili aslanlar. Kariyer alanında gerçekten çok güzel projelere imza atabilirsiniz. Gerçekten böyle gelirlerinizi de geliştirebilir ve büyütebileceğiniz bir hafta da olacağını söylemek istiyorum. Aynı bir şekilde para kaynakları elde edebileceğiniz bir haftaya da baş, e, başlangıç yapıyorsunuz. E, zaten tutulma hattındayız bunu daha evvel de söylemiştim hala tutulmanın etkilerini yaşıyoruz ve 2024 Mart ayına kadar da zaten yaşamaya devam edeceğiz. Eğer hala 14 Ekim güneş tutulması ile ilgili olan videomu seyretmediyseniz bu videodan sonra lütfen o videomuzu seyrederseniz daha geniş bilgiye sahip olacağınızı da söylemek istiyorum. Ve yine yurt dışı ile ilgili böyle beklentide olduğunuz özellikle kariyerle ilgili bir alan bir durumunuz varsa bunlarla da ilgili birazcık daha ee, beklemeniz belki gerekli ama bununla ilgili genişlen e, bir şeyler de olacak bu hafta özellikle kendi sağlığınızla ilgili böbrek ve idrar yolları ile ilgili konular sizler için gündemde olabilir sevgili Aslanlar iş hayatınızla ilgili, günlük işlerinizle ilgili, aileden özellikle kadın figürlerden sizlere çok destek ve yardım e, geleceğini de söylemek istiyorum. Bu konuda yani e, bir nevi yükünüzün hafifleyeceği bir hafta sizin için bu hafta umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum sevgili aslanlar. Başak burcu ve yükselen burcu Başak olanlar bu hafta bizleri neler bekliyor? Detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken nasıl daha fazla verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında bahsettim. Orayı iyice dinleyerek sonra yükselen burcunuzdan başlamak üzere güneş ve sonra da ay burçlarınızı dinleyerek eğer ilerlerseniz her videomdan en fazla verimli bilgiyi alabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritamı çok merak ediyorum ve hayatımı nasıl yönetebilirim de diyorsanız eğer astrohouses.com sistemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz dedikten sonra şimdi haftanın etkilerine Başlıyoruz. Kendinizden çok emin olduğunuz bir haftaya başlangıç yapıyorsunuz sevgili Başaklar. Bu konuyla ilgili belki de sizin yurt dışı ile ilgili, özellikle gerçekten çok önemli gelişmeler hayatınız içerisinde yer alabilir bu hafta. Özellikle işle ilgili veya yurt dışına yerleşmeye veya taşınma ile ilgili gündemleriniz olabilir bu hafta içerisinde. Şimdi aynı zamanda sizin kendi sağlığınızla ilgili, kurenik bir rahatsızlığın rahatsızlığınız varsa böyle geçmişe dahil dahil bir rahatsızlığınız varsa onunla ilgili bir takım gündem maddeleriniz de söz konusu olabilir Lütfen burayı atlamayın ve doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin yine babanızın sağlığıyla ilgili gündemlerinizin oluşması da çok mümkün özellikle babanın kemikleriyle ilgili veya mesane yolları ile ilgili bu tip şeylerle ilgili sağlıkla ilgili önemli gündemler sizi için söz konusu olabilir belki bir operasyon geçirmeniz veya babanın bir operasyon geçirmesi söz konusu olabilir geçmişe dair yine yapmış olduğunuz bir takım anlaşmalar sözleşmelere dair bir takım sorunlarla karşılaşmanız da mümkün eğer gerçekten kendinizi dengede tutarak ilerleyebilirseniz bu sorunların hepsi sorun olmaktan sizin için çıkacak bunu farklı bakış açısında olmanızı önermek istiyorum size. Çünkü güzel gelişmeler de aynı zamanda söz konusu. Hepimiz tutulma hattındayız ve güneş tutulmasının hala ve hala etkisindeyiz. Ve güneş tutulması olan videomu eğer hala izlemediyseniz bu videodan sonra onu izlemenizi de tavsiye ederim. Çünkü çok daha fazla geniş bilgiye sahip olacağınızı söylemek istiyorum sevgili başaklar. Sizler için de olumlu gelişmeler olduğu gibi sağ valla bu hafta dikkat demek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili terazi burcu ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Şimdi detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken nasıl daha fazla verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında da bahsettim. Orayı iyice dinleyerek sonra yükselen burcunuzdan başlamak üzere güneş ve sonra da ay burçlarınızı dinleyerek eğer ilerlerseniz her videomdan en fazla verimli bilgiyi alabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritamı merak ediyorum ve hayatımı nasıl yönetebilirim diyorsanız astrohouses.com sistemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Dedikten sonra hemen haftanın etkilerine başlıyoruz sevgili teraziler haftaya aile içinde olan bir takım konularla gündeme başlayabilirsiniz. Bu konular daha ziyade böyle geçmişe dair olan aile içi belki ailenin evle ilgili, bir ortak meseleleriyle ilgili konular olabilir. Birazcık canınız bir ki sıkılabilir bu konularla ilgili. Çünkü geçmişe dair belki verilen sözlerin belki de tutulmadığını da göreceksiniz. Bu konularla ilgili belki yaralayıcı bir takım konuşmalar söz konusu olabilir bu hafta içerisinde. Ana temelardan bir tanesi de zaten bu konuları dengeleyebilmek olacaktır. Çünkü gökyüzünde öyle bir enerji var ve bu enerjinin akışını siz dengeleyerek ancak koruyabilirsiniz. Aynı zamanda yine kendi sağlığınızla da ilgili bir takım sorunlar ve gündemler olabilir. Örneğin idrar yolları veya mesane yollarında bir takım sağlıkla ilgili böyle sıkıntılar söz konusu olabilir sizler için de. Yine babanın sağlığıyla ilgili çünkü Pliton'un güneşe bir kare açısı var. Gündemleriniz söz konusu olabilir terazi, sevgili teraziler. Hafta sonuna doğru geldiğimde ortak paylaşımlarla ilgili gerçekten çok güzel gelişmelerin, belki bankayla krediyle ilgili güzel para akışlarının olabileceği ve beklenmediği mesela bir kredinin size ulaşması veya evli bir terazisiniz, eşinizin gelirlerinde bir takım artış ve büyüme, belki bir mülk alımı, ortak bir paylaşım söz konusu hayatınızın içerisinde olabilir. Zaten tutulma hattındayız sevgili teraziler ve biliyorsunuz siz burcunuzda olan bir tutulma var ve tamamen ilişkilerle ilgili ilişkileri hedefleyen bir tutulma bu tutulmasının etkisinde de en fazla alacak burçlardan biri de sizsiniz. Bu hafta bu tutulmanın etkisiyle beraber özellikle aile içerisindeki durumlara ve sağlığınıza birazcık daha dikkat etmeniz söz konusu. Eğer tutulmayla ilgili olan videomu seyretmediyseniz lütfen bu videodan sonra 14 Ekim Terazi burcunda olan güneş tutulması ile ilgili olan videomu seyrederseniz çok daha kendinizle ilgili, daha geniş bilgiye sahip olabilirsiniz. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Akrep Burcu ve Yükselen Burcu. Akrep olanlar bu hafta bizleri neler bekliyor? Şimdi detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken nasıl böyle daha fazla verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında da zaten bahsettim. Orayı iyice dinleyerek sonra Yükselen Burcu'nuzdan başlamak üzere Güneş Burcu'nuz ve daha sonra da Ay Burçlarınızı dinleyerek eğer ilerlerseniz her videomdan çok daha fazla verimli bilgiyi alabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritalarımı haritamı merak ediyorum ve hayatımı böyle nasıl yönetebilirim de diyorsanız astrohouses.com sitemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atarak ve tüm danışmanlıklarım hakkında detaylı bilgiyi alabilirsiniz dedikten sonra şimdi haftaya başlıyoruz sevgili akrepler. Bu hafta Mars zaten burcunuzda olacak. Zaten uzun bir sürede burcunuzda kalacak. Böyle attığınız her adımda başarı sağlayacağınız, girişimlerde bulunacağınız, böyle görüşmeleri başarıyla sağlayacağınız bir döneme zaten işaret ediyor. Çünkü Mars zaten sizin gezegeniniz ve e, akrepte çok güçlü olduğu bir konumdadır. Yalnız lütfen yakın çevrenizde kardeşlerinizle ya da kuzenlerinizle olacak herhangi bir şeyde biraz böyle dengede kalmaya çalışan ve aynı zamanda yine böyle kısa seyahatlerde oluşabilecek sorunlar Olabilir. Çünkü Mars birinci evde biraz daha tetikleyebilir. Trafik, trafik kurallarına lütfen e, uyarak hareket edelim. Ufak tefek kazalar olabilir. Çünkü çok kuvvetli olduğu bir yerde yönetici gezegeninizde olduğu için lütfen sakarlıklara da bunlara da dikkat edelim ve özenli olmaya çalışalım. Biraz agresif tavırlardan biraz kaçınmamız, biraz başkalarına da böyle daha böyle şüpheyle yaklaşmamamız çok doğru olacaktır bu hafta içerisinde. Yine geçmişe dayalı eskiden yapmış olduğunuz böyle sözleşmelerle ilgili veya anlaşmalarla ilgili gerçekten biraz böyle sizin canınızı sıkacak bazı şeylerle yüzleşmeniz de mümkün ve bu durumlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta. Yine özellikle böyle arkanızdan konuşulan yakın çevrenizden özellikle böyle arkanızdan konuştuğu bir takım şeyleri sizlerden gizlenen özellikle bir takım şeylerle de yüzleşebilir ve bunların da farkına varabilir. Birazcık canınız sıkabilir, sıkılabilir bu hafta sevgili akrepler. Ee, ve hafta sonuna doğru böyle gruplardan, arkadaşlarınızdan alacağınız çok güzel etkiler veya ortağınızdan alacağınız çok güzel genişleme, ferahlama etkileri olacaktır sizin için. Hatta bekar bir akrepseniz size buradan arkadaş çevrenizden, gruplardan veya bir partnerin de hayatınızda getirebilir. Ama bununla ilgili kazançlarınız gerçekten çok fazlasıyla özellikle gruplardan alabileceğiniz etkiyle ilgili çok fazla gelirlerinizde bir artış, bir kazanç mümkün. Kariyerinizle ilgili yapmış olduğunuz e, anlaşmalar, sözleşmeler, işlerinizde bir takım ödemelerinizde bir takım artışlar söz konusu olabilir sevgili akrepler. Çok olmasa da çünkü Venüs Başak'ta hani böyle gürül gürül çalışmaz ama sonuçta sizin için kariyer ikinci evi olduğu için bir takım şeyler olacaktır mutlaka elinizde birazcık bir miktar para geçecektir. Şimdi biliyorsunuz tutulma hattındayız halen ve bu devam edecek zaten 2024'e kadar ama benim 14 Ekim güneş tutulması ile ilgili bir videom var. Eğer hala seyretmediyseniz lütfen bu videodan sonra tutulma videomu da eğer izlerseniz kendisi hakkında çok değerli bilgilere sahip olabileceğinizi söylemek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Yay burcu ve Yükselen burcu Yay olanlar. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Şimdi detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken nasıl böyle daha fazla verim alabilirim eğer diyorsanız, videonun baş kısmında bahsettim. Orayı böyle iyice dinleyerek sonra Yükselen burcunuzdan başlamak üzere ve daha sonra Güneş burcunuz ve Ay burcunuzu dinleyerek ilerlerseniz her videomdan en fazla verimli bilgiyi alabilirsiniz ve tabii ki bireysel haritamı merak ediyorum ve hayatımı nasıl yönetebilirim diyorsanız astrohavuz.com stem'den de aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından ya da e, asistanıma mesaj atabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi haftaya sevgili Yaylar, Ay Akrep burcunda başlayacağız ve sizin 12. evinizde olacak. Haftanın başlangıcında böyle rüyalarınız inanılmaz çıkacaktır sevgili yaylar. Rehber rüyalar görme olasılığınız çok fazla. Onun için lütfen bu haftaya başlarken görmüş olduğunuz rüyalarınızı yazmanızı öneririm. Zaten hala tutulma hattındayız. Onun için bu hafta bu konuyla ilgili gerçekten size lüsit rüya veya rehber rüya dediğimiz rüyaları görme olasılığınız çok yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi haftaya bir Plüto ve Güneş karesi ile başlayacağız. Bu kareyi siz 2. ve 11. evlerinizden alıyor olacaksınız. Hayatınızda belki de böyle çok eski bir arkadaşınızı çıkartmanız ve silmeniz mümkün olabilir sevgili yaylar. Çünkü arkanızdan konuşulan bir takım şeyleri, hakkınızda olan böyle dengesiz konuşmaları duymanız çok mümkün ve bu konuyla ilgili gerçekten tavrınız kesin ve net olacak. Burada başka gruplara dahil olmanız, başka arkadaşlıklara doğru yönelmeniz de hayatınızın içerisinde bu haftaya dair olabilecek etkilerden bir tanesi. Hafta sonuna doğru iş ve kariyer hayatınızla ilgili gerçekten böyle çok güzel gelişmeler var. Burada kariyerden işten gelecek gerçekten güzel paralar elinize geçebilir bu hafta itibariyle. Veya uzun zamandan beri bir iş kovalıyorsanız bu işiniz içerisinde gerçekten başarılı olmanız, güzel sonuçlanması çok mümkün sevgili yaylar yine iş çevresinden birazcık size ilgisi olan hatta gizli bir ilgisi olan kişiyi de bu hafta dikkatinizi çekebilir. Bekar yaylar için tabii ki söylüyorum bunu. Tabii ki yine hatta bu beğeni diyelim gizli kalmış bu beğeni bir arkadaşınızın sayesinde de ortaya çıkacağında belirtmek istiyorum sevgili yaylar. Tabii ki tutulma hattında olduğumuzu zaten söylemiştim. Uzun bir süredir bu hatta daha devam edeceğiz ilerlemeye. Herkesin hayatında bir şeyler değişecek, dönüşecek. Tabii ki sizlerin de hayatında çok şeyler değişecek ve dönüşecek. Bununla ilgili 14 Ekim'e dair bir güneş tutulmasıyla ilgili bir video yaptım. Eğer hala onu izlemediyseniz lütfen güneş tutulması videomu izlerseniz kendiniz hakkında çok daha derin bilgilere sahip olacağınıza belirtmek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Şimdi detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken böyle nasıl daha fazla verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında da bahsettim. Orayı böyle iyice dinleyerek sonra Yükselen Burcu'nuzdan başlamak üzere güneş ve sonra da ay burçlarınızı dinleyerek eğer ilerlerseniz her videomdan en fazla verimli bilgiyi alabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritamı merak ediyorum ve hayatımı nasıl yönetebilirim de diyorsanız eğer astrohouse.com sistemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atarak ve tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi haftaya sevgili oğlaklar Ay Akrep Burcu'nda başlayacağız. Birazcık böyle daha her şeye daha kötümser olarak başlayacağınız bir hafta ama hafta sonuna doğru her şey biraz değişecek. Ee, yine şimdi birazcık böyle tutulma hattında olduğumuzu zaten biliyorsunuz. Hala bu etki devam edecek. Bu hafta Plüton'la Güneş arasında bir kara açı var yalnız. Bu kara açıyı siz kariyerinizle ee, kendi birinci evinizden yani onuncu ve birinci evinizden alıyorsunuz. Bir takım şeylerle özellikle kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili, geçmişe dair böyle verilen sözlerle ilgili bir takım sorunlar canınızı sıkabilir. Ee, burada anlaşmalarla ilgili veya sorunlar çıkabilir. Aile hayatınızda da tabii ki yansıyabilir. Özellikle aile babanın sağlığıyla ilgili bir takım yine sorunlar da çıkması çok mümkün. Mesane ile ilgili, idrar yolları ile ilgili bir takım sorunları hayatınızın içerisinde görebilirsiniz. Bununla ilgili, sağlıkla ilgili, babanın sağlığıyla ilgili yine tabii ki bekar olan oğlaklar için de söylüyorum. Hatta yurt dışı ile bağlantılı bir birisiyle de ilgili bir aşka da yelgen açmanız çok mümkün. Çünkü hafta sonuna geldiğimizde dediğim gibi Venüs ve Jüpiter etkisi başlayacak ve sizin 5. evinizde olacak. Belki de hobilerinizi paraya dönüştürüp yurt dışında bunu internet üzerinden bir pazarlama imkanında bulabilirsiniz. Böyle bir imkan da veriyor ve bundan da gerçekten çok güzel kazançlar sağlayabileceğinizi söylemek istiyorum sevgili oğlaklar. Tabii ki tutulma ekseni dedim. Tutulmanın zaten eee tamamen konusu ilişkiler ve siz 10. evinizde kariyer evinizde alıyorsunuz. Büyük değişiklikler olacak. Yani belki istediğiniz işi yapmaya yöneleceksiniz. Belki çalıştığınız bir işi bırakıp başka bir işe yönelme imkanınız olacak. Hepimizin hayatında bir takım şeyler dönüşecek ve değişecek ve başka yöne doğru ilerleyeceğiz. Şimdi terazi burcunda olduğu için tabii ki sizin 10. eviniz ama 4. evinizde çok fazlasıyla hareketlenecek sevgili oğlaklar. 14 Ekim'e dair, ben güneş tutulmasına dair bir video yapmıştım. Bunu hala eğer izlemediyseniz, bu videomdan sonra güneş tutulması videomda eğer izlerseniz hakkınızda çok daha derin bilgilere sahip olabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Kova burcu ve Yükselen burcu Kova olanlar bu hafta bizleri neler bekliyor? Şimdi detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken nasıl böyle daha fazla verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında da bahsettim. Orayı iyice dinleyerek sonra yükselen burcunuzdan başlamak üzere güneş ve sonra da ay burçlarınızı dinleyerek eğer ilerlerseniz her videomdan en fazla verimli bilgiyi alabilirsiniz ve tabii ki bireysel haritamı merak ediyorum ve hayatımı nasıl yönetebilirim de diyorsanız astrohouses.com sitemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atarak ve tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz dedikten sonra haftaya başlıyoruz. Şimdi haftaya sevgili kovalar Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz. Sizin 10. evinizde bir takım böyle işinizle ilgili bir takım sıkıntılı durumlar, bir takım belki işinizle ilgili daha derinlemesine değerlendirebileceğiniz durumlar meydana gelebilir. Bu şekilde haftaya başlayabilirsiniz. Fakat bu haftanın en önemli etkilerinden bir tanesi de bana göre Güneş ve Plüton'un kare yapması ve bu kariyeriniz yani birinci eviniz ve dokuzuncu eviniz bu etkiyi alıyorsunuz. Bu size ne getirir? Yurt dışı ile olan işlerinizde problemler ve sorunlar getirebilir ve yine yurt dışına bağlı bir e, hukuksal meseleniz yani yeni açılmış bir mahkeme e, konusu varsa ve onu beklemektesiniz pardon daha evvelden açılmış bir konunuz varsa bunlarla ilgili hayatınızda sıkıntılı olumsuz gelişmeler var olacaktır. Çünkü aynı zamanda buraya Merkür ve Plüton'un bir karesi var. Bu da bize tamamen terazi burcunda olduğu için tamamen yine hukuksal konularla ilgili, yazılarla, anlaşmalarla ilgili, sözleşmelerle ilgili, geçmişe dair yapılan seyahatlerle ilgili çok da olumlu şeylerin olmayacağını göstermekte ve yine aynı zamanda sağlığınızla ilgili özellikle mesane yolları ve idrar yollarınızla ilgili bir takım sorunlar ve problemlerde yaşamanız söz konusu sevgili kovalar. Hafta sonunda oluşacak Jüpiter ve Venüs üçgen açısı size ailenizden kalan ortak paraların dönüşümünü sağlayacak. Belki alacak verecek konularında daha böyle bir açılımlı olacak ve konu, bu konularda alacak paralarının, gelir dönüşümü sizin için söz konusu olabilir. Yine evli bir kova burcuysanız eşinizin gelirlerinde artış olabilir veya eşinizin veya sizin aile ile ilgili olan paylaşımlarınızda gerçekten elinizde bu konularla ilgili ortak paralarla ilgili bir takım gündemler gelişebilir. Veya oluşabilir sevgili kovalar. Tabii ki tutulma hattında olduğumuz için bu tutulmayı sizler de 9. evden alıyorsunuz. Burada 9. evin konuları çok geniştir zaten. Aynı zamanda ikinci evliliği de gösterebilir. Eğer böyle bir şey varsa buradaki söz konusu olacak. Daha belden yapılmış olan bir takım ilişkilerinizle ilgili yapmış olduğunuz bir takım bağlayıcı sözleşmelerle ilgili bir takım engellere takılabileceksiniz. Çünkü burası, burada Plüton'un bir karesi var. Burada tutunma hattı olduğumuzu şimdi belirttim. Hala da çok uzun süre devam edecek. 2024 Mart'a kadar devam edecek. Eğer eğer hala 14 Ekim güneş tutulması ile ilgili ben bir video yaptım ve eğer siz izlemediyseniz lütfen bu videodan sonra tutulma videomu mutlaka izleyin ve hakkınızda çok daha detaylı bir bilgi alırsınız bu süreç içerisinde. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Balık Burcu ve Yükselen Burcu Balık olanlar. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Şimdi detaylıca konuşacağız. Videolarımı izlerken böyle nasıl daha fazla verim alabilirim diyorsanız videonun baş kısmında da bahsettim. Orayı iyice dinleyerek sonra Yükselen Burcunuz olmak üzere ondan başlayarak Güneş ve sonra da Ay Burçlarınızı dinleyerek ilerlerseniz bu videomdan en fazla verimli bilgiyi alabilirsiniz. Ve tabii ki bireysel haritamı merak ediyorum ve hayatımı nasıl yönetebilirim de diyorsanız astrohouses.com sistemden ya da aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından asistanıma mesaj atabilir ve tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz dedikten sonra haftaya şöyle bir bakalım Haftaya Akrep Burcu'nda başlayacağız sevgili balıklar. Ve sizin 9. evinizde bu haftanın en önemli etkilerinden bir tanesi Pliton'la Güneş'in karesi olacak. Ve siz bu etkiyi 8. ve 11. evleriniz arasından alacaksınız sevgili balıklar. Geçmişte böyle almış olduğunuz kredi ve borçların bir takım bankalarla ilgili bir takım sorunlarla karşılaşmanız mümkün olabilir veya geçmişe dair yazılı evraklar üzerinde olan atlamış olduğunuz bir takım böyle vergi borçları ile ilgili karşılaşmanız bu haftanın sorunları içerisinde ortaya çıkabilir. Bu hafta bu konuya birazcık böyle sevinçsiz bir şekilde aslında haftaya başlayabilirsiniz. Daha sonrasında hafta sonuna doğru Venüs ve Jüpiter üçgeni olacak ve siz 3. ve 7. evlerinizden alacaksınız. Partnerle böyle çok güzel zamanlar geçireceğiniz hatta böyle kısa seyahatlere çıkacağınız hatta hafta başında yaşadığınız bu yoğunluğu Hafta başındaki bu yoğunluğu atabileceğiniz hafta sonuyla kapatacaksınız. Ama hafta başında böyle bir etki var. Yine bu etki dediğim gibi aynı zamanda evli bir balık burcunuz, burcuysanız eşinizle ilgili bir sorun da olabilir. Bir hukuksal mesele de olabilir. Aynı zamanda yine eşin babasının sağlığıyla ilgili bir sorun da yaşanabilir. Veya babanın sağlığıyla geçmişe dair olan bir sorunu varsa bununla ilgili bir operasyon, bir ameliyat da yaşanabilir. Tabii ki tutulma hattınızda olduğu için tekrar belirtmek istiyorum. Tutulma ile ilgili zaten bir video yaptım. Eğer hala izlemediyseniz 14 Ekim güneş tutulması ile ilgili videomu bu videoyu izledikten sonra izleyebilirsiniz. Çünkü hepimizin hayatında çok büyük dönüşümler ve değişimler olacak ve sizlerin hayatında da olacak. Tabii ki çok önemli bir tutulma, çok önemli bir evredeyiz, çok önemli bir dönemdeyiz. Onun için daha detaylı bilgiye sahip olmak için gerçekten eğer dinlemediyseniz 14 Ekim güneş tutulmasını e, videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle.